Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enfes bir kek hazırlayacağız. Farklı, lezzetli bir kek tarifim var bugün sizlere. Hem meyveli, hem çikolatalı enfes bir kek oluyor. Hemen hazırlamaya başlayalım bu güzel kekimizi. Kekimiz için ilk önce çırpma kabına 3 yumurta koyuyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum arzu derseniz Tabii ki mikser blender kullanabilirsiniz fakat çırpma teli ile bile rahatlık ile hazırlanan nefis bir kek oluyor yumurta ve şekeri güzelce çırptım bu aşamada 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Bardak ölçüsü olarak 200 cc'lik bardak ölçüsü kullanıyorum. Sütü karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemeler güzelce karıştı. Şimdi üzerine eleyerek 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Un ile birlikte bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozunu eliyorum. buçuk yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kakaoyu da eleyerek ekliyorum. Çırpıcı ile güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Malzemeler bakın güzelce karıştı. Nefis bir kek harcı oldu. Klasik keklerden bir tık katı kıvamlı bir kek harcı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam var. Olması gereken kıvam bu şekilde. Meyvelerini hazırlıyorum. 2 adet şeftali kullanıyorum. 1 avuç küçük siyah erik kullanıyorum. Anjelik erik kullanabilirsiniz. 2-3 tane o da yeterli gelecektir. Erikleri ilk önce küçük parçalar halinde doğruyorum. Çekirdeklerini temizleyip. Meyvelerinizi sert olandan seçerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Şeftali ve erik için aynı şey geçerli. Yumuşak olur ise çok içinde sulanacaktır. Yerken de hissedilmeyecektir. Erikleri doğradıktan sonra şeftalilerin çekirdeklerini alıyorum ve kabukları ile birlikte doğruyorum. Erik ve şeftalilerimiz hazır. 26 santimlik kelepçelik kalıp kullanıyorum kekimiz için. Taban ve kenarlarına yağlı kağıt yerleştirdim. Arzu ederseniz klasik borcamda da bu keki hazırlayabilirsiniz. Şimdi kek kalıbına harcı koyup düzeltiyorum. Klasik kare borcamlara da bu harç tam denk geliyor. Bu şekilde kalıpta yapmak istiyorsanız da 26 santimlik kalıp kullanıyoruz. Başta da söylediğim gibi güzelce düzlüyorum. Yağlı kağıt kullanmamızdaki amaç ise daha rahat çıkartabilmek. Ve şimdi hazırlamış olduğum meyveleri üzerine serpiştiriyorum. Şeftalileri ve erikleri. Spatula ile üzerine hafif bastırıyorum. Kek ile bütünleşmesi için. kek piştikçe kabaracak ve meyveler içine batacak böyle kaybolacak. Şimdi üzerine parça parça 2 yemek kaşığı çikolata ilave ediyorum. Ekmeğe sürülebilir kahvaltılık çikolatalardan. 2 yemek kaşığı da fıstık ezmesi ekliyorum. Bunu da yine parça parça koyuyorum. 2 yemek kaşığı çikolata, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi. her ikisini de koyduktan sonra önceden ısınmış alt üst ayar fırında pişiriyorum 180 derecede pişiriyoruz yavaş yavaş böyle içini çeke çeke pişmemesi gerekiyor buna dikkat edelim alt üst ayarda güzelce pişsin Kek fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkması için beklettim. 50-55 dakikada pişiyor. Üzerinde görülen çikolata ve fıstık ezmesi sizi yanıltmasın. Böyle bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin lütfen. Pişme süresi herkesin fırına göre değişiklik gösterebilir. Yağlı kağıt yerleştirdiğimiz için kalıptan çıkartmak çok rahat oluyor, pratik oluyor. Bu şekilde servis tabağına alıyorum. Ve artık kekimiz servise hazır. Hemen bir dilim alıp iç dokusunda sizler ile paylaşıyorum. Nefis bir kek hazırladık. Çayınızın, kahvenizin yanına çok yakışacak bu güzel keki mutlaka denemenizi öneririm. Denediğinizde lezzetini göreceksiniz. Hem meyveli hem çikolatalı enfes bir kek. Bakın üzerindeki meyveler hafiften içe batıyor. Çikolatası, fıstık kreması ile. Nemli nemli nefis bir kek oluyor. Meyvelerin vermiş olduğu nem inanın harika. Enfes bir kekimiz oldu. Çok güzel böyle kabaran, puf puf lezzetli. Bu güzel keki mutlaka denemenizi öneririm. Üzerine koymuş olduğumuz e, fıstık ezmesi ve çikolata da ekstra lezzet veriyor. Meyvelerin vermiş olduğu nem ile bütünleştiğinde de lezzetine lezzet katılıyor. Servis yaparken de şöyle çok hafiften fıstık ezmesi gezdiriyorum ve artık kekimiz afiyetle yemeye hazır. Soğuk havalarda, özellikle kış mevsiminde kek yemesi daha zevkli. Sıcak çayınızın yanında afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir kek. Şeftali yerine Mevsimindeki istediğiniz meyveyi kullanarak hazırlayabileceğiniz bu güzel keki mutlaka deneyin. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.